kıssaların anası olan yaratılış kıssasını işlerken benzer bir anlatımın, benzer söylemlerin Araf suresinde de olduğunu söylemiştik. Ve Araf suresinde bu anlatımın 11. sureden 20. ayete, 11. ayetten 20. ayete kadar işlemiştik. Şimdi 21'den devam edeceğiz. Ama ben 20'yi de okuyayım ki 19'a, 17'ye kadar okuduyduk hocam benim bildiğim ama. Öyle mi? Evet. Ha, ben devamını demek ki kendim okuyunca burada okuyun evet. Zannediyorum. Kusura bakmayın. 17. Sonra muhakkak onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Çoğunu şükredici bulamayacaksın. Allah. Evet. Devam et hocam, devam et. Zaten... Kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kimseni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani bugün iblis ne diyor? Onların önlerinden, arkalarından, sağından, solundan yaklaşacağım. Olmadık kuruntulara kaptıracağım diyor. Şu anda manevra kabiliyeti o kadar güçlü ki onun için sağdan gelip Müslümanım diyerek yaklaşıyor, soldan gelip solcuyum, komünistim, deistim diyerek yaklaşıyor. Önden geliyor, geçmişten haber veriyor, gelecekten haber veriyor, gayb üzerinde atıp tutuyor ve insanları kuruntuya düşürüyor. Dedi ki, Allah da dedi ki, kınanıp alçaltılmış olarak oradan çık. Yani ben senin o vesveselerini, senin duruşunu, senin hal ve hareketlerini beğenmiyorum. Sana uyacak olanları da beğenmiyorum. Andolsun onlardan kim seni izlerse, yani zaten iblis de gündeme geliyor insan, yoksa melek olurdu. Seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. Şimdi İblis cehenneme mi gidecek, yoksa cehenneme giden saptırdığı insanlar mı? Saptırdığı insanlar. Çünkü İblis bir melek, o görevini yapıyor. Olay bu. Ve ey Adem, sen de işin cehennemde İkiniz dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Şimdi sen ve eşin ey Adem sen ve eşin cennette yerleş. Bu seçenek çıkıyor karşısına. Ne zaman geliyor bu olay? Bunu bilmek lazım. Zaten ergenlik yaşına insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa ergenlik yaşına gelmeden iblis gündeme gelmiyor. İblis de insan yol tercihi, yol seçimi ikiye ayrılıyor. Yoksa yaratılışta Rabbim Allah'tır deyip devam ediyordu. İşte cennette yerleştirirken daha önceki konumu cennetti. Yani yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Bir ayette de yine Necm suresinde o cennetül meva sidretül müntehanın yanındadır. Yani cennet Siddetül Münteha, o da Allah'ın koyduğu kural ve prensipler içerisinde yaşamanın kurallarıyla hayatını düzenleyenlerin yanındadır. Cennet diyordu. İşte sen de eşin cennette yerleş, yani yaratılışta Rabbim Allah'tır demiştiniz. Kesinlikle o ergenlik yaşına gelince iblisin tekliflerine kanmayın, yasak ağaca yaklaşmayın, orada bir iblis ağacı var. O sizi inkara, isyana, kötülüğe, haram yiyiciliğe teklif sunmakla görevli. Sakın ola ki bunu aldırmayın. İkiniz dilediğiniz yerden yani o kadar helaller var ki haramlarda çok az olduğu halde insanlar helalleri bırakıp haramlara gidiyorlar. İşte ama şu ağaca yaklaşmayın derken iblis ağacı yoksa zalimlerden olursunuz. Yani zalim ne demek? Allah'ın koyduğu bir değeri değerinin altında ve değerinin üzerinde bir konuma taşımaktır. Zalimlik, zulüm. Yani bugün insanlar deveyi
tutup da ilah haline getirmeleri, ineği, buzağıyı efendim ilah haline getirmeleri, ona tapmaları, işte onlara kendi değerinin üzerinde bir değer verdiği halde ona zulmettiler diye ifade ediyor Kur'an. Bunları yakalamak lazım. Yani zulüm deyince illaki değerinden düşürme anlamında değil, değerinin üzerine bir değer koymak da ona zulüm oluyor. Mesela peygamberleri bulunmuş olduğu konumun üzerinde bir yere taşımak da onlara zulüm oluyor. Allah haktır. Hak olanı Allah insanlara emrediyor. Hak olan da eşyanın koyduğu, eşyanın ortaya çıkardığı kuralla vahiy kuralların birleşmesiyle gündeme geliyor. Evet, genelde tefsirlerde devenin bacaklarını çarpıtma olarak kesmekten bahsediyorlar hocam. İşte orada deveyi kesme olayı aslında bak işte Allah'ın devesi. Bir gün su içme hakkı devenin, o kadar onunla ilgili konular, ayetler var ki, bir gün su içme hakkı devenin, bir gün su içme hakkı sizindir diyor. Burada su içme hakkı ifadesi kullanırken, Kur'an mecazi bir ifade kullanmış burada. Yani devenin bir yaratılış görevi var, sizin bir yaratılış göreviniz var. Devenin yaratılış görevi size secde etmek. Onun etinden, gübresinden, tüyünden, yükünden, yavrusundan istifade etmek sizin görevinizde. Allah'ın bu nimetlerine karşı Allah'a şükredip yoksul olanlara, bu ihtiyaç sahibi olanlara bu size verilen nimetlerden onlara da infak etmek. İşte şöyle diyebilir misin hocam? Devenin fıtratı deveye, insanın fıtratı insana. Deve size secde etmek için yaratılmıştır. Fıtrat gereği. Siz de Allah'a secde etmek için yaratıldınız. Aynen öyle. Yani siz kendi fıtratınızı olanı bırakıp yapmıyorsunuz. Oraya ters olarak devenin de fıtratını bozuyorsunuz. Yani o size hizmet edecekken siz ona aşırı değer verip yüceltip onu ilahlaştırıyorsunuz. Onun konumunu değiştiriyorsunuz. Ona kul oluyorsunuz. Yani ters köşe yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz diyor Allah. Aynen bugün insanların bunlara, araya, lükse, mevkiye, makama, heykellere, şahıslara, sahte kahramanlara kul oldukları gibi. Yani Allah bu nimetleri insanlara secde etsin diye veriyor. Fakat insanlar Allah'ı bırakıp bu nimetleri kendilerine secde ediyorlar. Onlara kul oluyorlar. Yani kadına kul olmak, efendim mala mülke, ineğe kul olmak, deveye kul olmak, ata kul olmak, efendim Allah'ın yarattığı güneşe, aya, yıldıza kul olmak. Oysa onlar bize secde ediyor. İnsanlara secde ediyor. Onu anlatıyor. Hasan hocam, o Semud kavminin deveye zulmetme şeyini anlatırlarken hep kelimeler üzerinden gider. Mesela derler ki kelimelerde inciklerinden vurdular, yıktılar. İşte devenin incikleri var, buradan hançerlediler, şöyle vurdular filan filan diye. Bu elbette Arapça gramer olarak doğrudur. Ama bu bir anlatım şekli. Mesela futbolu bilmiyorum, izliyor musunuz? Eğer diyelim bir takımın, futbol takımının aleyhine yanlış kararlar verildiyse bazısında başlık atarlar. Takımı doğradınız, takımı kıydınız, efendim lime lime ettiniz. Böyle derler yani. O verilen yanlış kararları, o zulmü tarif edebilmek için böyle cümleler kullanırlar. Bu da aynen böyle. Yani deveyi kendi konumundan aşağıya çekmek, o da bir zulümdü. Onu kendi konumundan yukarıya çekmek, o da bir zulümdü. Çünkü Allah dengeyi koymuş, fıtratı koymuş. Bunu bozduğun zaman bunu çeşitli kelimelerle insanların deveye tapmasını Kur'an farklı metotlarla dile getiriyor. Onun için oradaki deveyi inciklerinden kestiler. Efendim deveye zulüm ettiler. O bizi şaşırtmasın yani. Orada şunu da anlamak gerekiyor. Bak dişi deveyi yalnız olarak bıraktıkları zaman bu kıyamet sahnesini anlatırken böyle diyor. Demek ki
Onlar dişi deveyi kesmediler. Yani insanların anladığı gibi kesip doğramadılar. Onlar dişi deveyi tapınılır hale getirdiler. İşte o tapınılır hale getirdiklerini o ayetlerde belirtiyor. Şimdi hocam, söylemek şey şuydu aslında. Genel manada tefsirler bu dişi devenin kayanın içerisinden bir mucize olarak çıkartıldığından dolayı, hani bir gün suyu o içecek, bir gün oradaki kavim içecek noktasında, o içtikleri suyun neticesinde kavim susuz kalmaya başlayınca onların önde geleni çıkıyor ve hayvanı zulüm yaparak öldürme hadisesinin neticesinde Cenab-ı Allah bunları yok ettiği, cezalandırdığı anlatıldı. Ben kastım oydu. Ne kadar bir yanlış ve farklı bir şekilde anlattım olduğundan bahsediyor. Tabii ki. Aynen dediğin gibi. Buradaki deveyi Salih Peygamber'in mucize olarak dağdan deve doğurtması anlamında anlamışlar. Oysa bildiğiniz işte Allah'ın devesi diyor. Olay bu. Dişi devesi. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir nakatullah, yani Allah'ın devesi, bir de Allah'a izafe olarak bir de Beytullah geçer. Allah'ın evi diye. Şimdi bu iki şeyi düşündüğümüz zaman Beytullah, yani Allah'ın evi denildiği zaman, yani hiç kimsenin olmayan ama aynı zamanda herkesin olan anlamı çıkarıp, eğer bu bir nevi kamu malı gibi olaya bakmamız bizi yanıltır mı? Allah'ın evi derken zaten şey var. Nakatullah ve Beytullah var. Ya orada Allah'ın evi derken Allah'ın ortaya koyduğu bir yaşam biçimi, hayat tarzının sembolize edildiği yer anlamında kullanmış Kur'an. Allah'ın mescidi der. Ne demek Allah'ın mescidi? İşte Tövbe suresi 17, 18, 107, 108. ayetlerde bunlar anlatır. Yani Allah'ın koyduğu kurallar üzerinde yaşamı düzenlenen yer anlamında kullanmış. Mesela kıbleyi Kur'an sadece Kabe anlamında değil, peygamberleri kıble olarak göstermiş Allah. Yani bütün peygamberlerin ortaya koyduğu yaşam biçimi, hayat tarzı inanan insanların kıblesi oluyor. Yani inanan insan malı çıkarmak tam oturmuyor İsmail hocam. Tutmuyor yani. Evet. 20. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Bu ayeti olduğu gibi Allah lisan haliyle konuşturup kendisi söylüyor. Ne diyor bak? Şeytan kendilerinin örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi. Ve dedi ki: Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Yani eğer iblis olayı olmamış olsaydı, siz de yaratılışta verdiğiniz söze sadakat gösterir ve melek olarak kalırdınız. Ama iblis size yüklenince haram yerleri kendilerine açılıverdi ifadesiyle, orada haram yeri, insanların bir günah işleme potansiyeli var, bir de sevap işleme, Rabbani yolda yürüme potansiyeli var. İşte günah işleme potansiyeli İblis ve iblisin yolunda giden insanların ortaya koyduğu bir maharettir. İşte eğer iblis gündeme gelmemiş olsaydı siz de iki melek olurdunuz. Kesinlikle o kendinize verilen nimeti değiştirmezsiniz. Değiştirmezsiniz. Hani bir ayette de diyordu ya, Allah bir toplumun kendine verilen nimeti kendisi değiştirmedikçe Allah onu değiştirmez diyordu. Yani yaratılışta Rabbim Allah'tır. İnsanlar tertemizdi. Bu tertemiz halini bozan insanların kendisi. Bunu yakalamak lazım. Hocam bir de
şeytanın bizzat kendisinin söylediği Taha suresi 120. ayette açıklar. Yani orada asıl şeytanın söylediği bir ifadeyi ortaya koyuyor Kur'an. Evet, onu şey yapalım, ikisinin arasındaki farkı. Farkı bir böyle. Ileride, o farkı anlamaya çalışalım. Taha suresi 120 miydi hocam? Taha suresi 120. Sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi? Böylece ikisi ondan yediler. Hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi. Üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar. Adem Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve doğru yola iletti. Bak orada ayrı bir şeyden bahsediyor Kur'an. Bak sonunda şeytan ona vesvese verdi, dedi ki sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir saniye açayım da. Sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber, vereyim mi? İşte burada şeytan yalan söylüyor ama Allah orada doğru söylüyor. Yani iblis olmamış olsaydı siz melek olurdunuz. Kesinlikle sapma ihtimali olmazdı. Sizi saptıran, melek olmanızı engelleyen iblisti diyor. Burada ne diyor? Size sonsuzluk ağacını, yani sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak ağacı haber vereyim mi? Meyveyi haber vereyim mi? Mülkü haber vereyim mi? İşte yok olmayacak meyve diye şeytan kandırıyor insanları. Bu şeytanın kendi sözü, yani şeytanın lisan-ı haliyle konuşturma olayı ama oradaki Allah'ın şeytan hakkında söylediği olay. Burada burada şu ayet aslında biraz bence bunu bütünleştiriyor gibi. İnsan aslında mala mülke daldıkça dalası geliyor. Tükeneceğinden işte korkuyor, eksileceğinden korkuyor. Biraz bence bundan bahsediyor. Yine Allah'ın hazineleri eğer insanın emrine verilseydi, insanın olsaydı, insanoğlu bitip tükenir korkusuyla onu sımsıkı tutardı. Onu elinin altında tutardı. Böyle bir de ayet var ya hocam, hangi ayet o? Bak mesela Davud'a iki davacı geldi diyor. Birisi bu benim kardeşimdir diyor. Benim bir koyunum var. Kardeşimin ise 99 koyunu var. İşte 99 koyunu olduğu halde benim koyunumu da kendi koyunlarına katmak istedi. Sen adalet sahibi olarak Davud'a hüküm ver diyor. İşte Davud da uzun uzadı anlatmayayım da orada şunu diyor. Davud bağışlanma diledi. Biz de onu bağışladık. Yani Davud'a gelen iki davacı, mahkemeye çıkan iki davacı anlamında değil. Birisi iblis, birisi takva. Takva hak olan istiyor. Kendisine ait olan istiyor. Allah'ın koyduğu hakkı yerine getirmek istiyor. Ama iblis ise bütün dünyayı kendi üzerine gasp etmek istiyor. Kendi üzerine tapulamak istiyor. İşte bu, buradaki ifade de o. Yani size sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi? Siz doldurdukça sizin şeyiniz olacak. Yani hoşunuza gidecek, sizi süsleyecek bu yiyecekler, içecekler ifadesiyle insanlara vesvese veriyor. Şu anda baktığımız zaman genel olarak Rabbani yoldan sapan insanlar, insanlara cimrilik eder, kesinlikle onların yiyeceklerine, içeceklerine yardımcı olmayan insanlar değil mi? Niye onlar Allah'ın verdiği malı almıyor? Üstelik o yoksul olanların mallarını ben güçlüyüm diye ellerinden alıyor. Ona verme yerine ellerinden almak istiyor. Onun mülküne gelip konuyor. Evet. Şimdi bir de bu Araf suresi 20. ayetin
en önemli özelliklerinden bir tanesi de burada meleğin tarifinin yapılması. Hasan Yılmaz hocam, meleğin, melek nedir denildiği zaman bu ayete bakmak gerekiyor. Çünkü burada diyor ki, Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız. Yani demek ki herhangi bir varlığa yasak gündeme geliyorsa bir varlık için, o varlık melek olamaz. Çünkü yasak var. Bu ne anlama geliyor? Yasak kimin için vardır? İradeli bir varlık için vardır. İradesiz bir varlığa yasak olmaz. Dolayısıyla sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Burada meleği tarif ediyor. Meleğin iradesiz bir varlık olduğunu biz buradan da anlıyoruz. Ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir derken burayı da doğru anlamamız lazım. Çünkü ebedi yaşayanlardan kılınmamanız için. Ebedi yaşam nerede? Cennette. Cehennemde de aslında ebedi yaşam var. Şimdi Allah bize belli yasakları koyuyor ki biz cennete gidelim diye bunları koyuyor. Fakat daha önceki derslerimizde konuştuğumuz için arkadaşların bir kısmı bunu biliyor, biz konuştuk. Yeni gelen arkadaşların da belki duyması için Allah cehennemdeki duruma yaşam demiyor. Orada azap yeri olduğu için, orası çile çekildiği için cennete yaşam diyor. Ebedi yaşam cennette. Cehennemde de ebedi ızdırap, ebedi azap var. Yani bu ağacın size yasaklanmasının sebebi sizin ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Yani bu haramlara uyarsanız o zaman siz ebedi yaşayanlardan olursunuz. Eğer uymazsanız ebedi yaşayanlardan olmazsınız. Cehenneme gidersiniz. Anlamı çıkıyor ayetten. Aynen öyle. Başka sorunuz varsa bu 20. ayetle ilgili, bu çok önemli ayetlerden birisi. Hem meleği anlamak için hem de iradeli varlığı anlamak için. Peki, devam edelim. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ayıp yerleri kendilerine beliriverdi. Üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. O zaman Rableri kendilerine seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Dediler ki, Rabbimiz, biz nefsimizi zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Yani ağacı tattıkları anda ayıp yerleri kendilerine açılıverdi. Ve ondan sonra öğüt 21'de başladık herhalde hocam. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Yani şeytanlar insanlara gelirken doğruyu söyleyerek geldiklerini söylerler. Kesinlikle yemin ederler buna. Ama onların arka bahçesinde, onlar üzerinde kurdukları bir plandan bahseder. Böylece aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, yani ağacı tatma ne oluyor? İblisin tekliflerinden herhangi birini yerine getirdiği zaman ayıp yerleri kendilerine açılıyor. Yani iblisle hani yasak ağaca yaklaşmayın demişti Adem ve eşine. İblisin yasak ağaca yaklaşınca artık günah işleme potansiyeli onlara açıldı. Allah'ın yasak ettiği bütün şeyler o yasak ağaçta saklıdır, gizlidir. Sakın olarak bunu yapmayın dedik. Arkasından diyoruz, ben sizi bu ağaçtan yasak etmemişim. Şeytanın sizin gerçekten apaçık düşman olduğunu söylememiş miydim? Dediler ki, Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Bu aslında karşı tarafta antivirüs olan takvanın şeyiyle. Mesela bir kötülük yaptığı zaman hemen o kötülüğün kötü olduğunu sana içindeki
takva sesi haber veriyor. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Yani iki seçenek var. Birisi sapma seçeneği, birisi hidayete gelme seçeneği. Birini takva temsil ediyor, birini de iblis temsil ediyor. Dedi ki, kiminiz kiminize düşman olarak inin, yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta vardır. Yani ister inanın, ister inanmayın. Yani her insan tipine dünya hayatında siz yaşadığınız sürece, hani balıkları kendi haline bıraktılar, o da kendi yolunu tuttu ifadesi kullanılır. Buradaki balık kelimesi dünya üzerindeki senin yaşayacağın nimettir. İşte belli bir vakte kadar sizin için yerleşim vardır. Yiyeceksiniz, içeceksiniz ama öldükten sonra bu nimetlerin hesabı sorulacak. Dedi ki orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız. Yani insanlar dünya hayatından doğuyor, dünya hayatında ölüyor, dünya hayatına tekrar dünya hayatına gelip çıkarılacak. Evet. Şimdi hocam herhalde bu yaratılış kıssasıyla alakalı bölüm burada bitiyor. Bitiyor. Biz buradan tekrar Bakara suresine döneceğiz. Burayla ilgili eklemek istediklerini, sormak istedikleriniz var mı arkadaşlar? Mesela 24. ayette yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve bir meta vardır. Bu da Allah'ın hayata müdahale etmediğini gösteriyor. Belli bir vakte kadar sizi serbest bırakıyorum. Dilediğiniz gibi burada yaşayın diye ben buradan bunu da anlıyorum. İşte. Peki o zaman Bakara suresine geri geliyoruz. Evet. Bakara suresi 30... 8'de kalmıştık herhalde. Evet, 8'de kalmıştık. 37'den şeye geçtik. Arap suresine geçtik. Evet. Dedik ki, orada hepiniz inin, bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmayacaklardır. Bak, benden bir hidayet geldiğinde diyor. Bak. Dedik ki oradan hepinizin, yani insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa ilk insanlar ergenlik yaşına geldiğinde o cennetten indi, cennetten çıktı. Şu anda da çıkmaya devam ediyor. Bu kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlar, Ademler cennetten çıkacak. İşte dedik ki oradan hepinizin, yani orada İstisna bir olay yok. Yani insan olan, kendisine emanet ve sorumluluk yüklenen bütün insanlar bu aşamadan geçiyorlar. Kesinlikle ayrı bir insan tipi yok. İşte bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, bu hidayet gelme ne oluyor? Ya takvadan gelen bir Resul'le, ya meleklerden gelen bir Resul'le, ya da İnsanlardan olan bir Resul'le onlara hidayet geldiğinde kim benim hidayetime, benim göndermiş olduğum emirlere ve yasaklara uyarsa kuşku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar. Yani kesinlikle onlar ahiret aleminde ızdırap, acı çekmeyecekler ifadesi kullanıyor. İnkar edeyim. Ayetlerimizi yalanlayanlar ise onlar ateşin altındadırlar ve orada süresiz kalacaklardır. Yani inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise onlar ateşin altındadır. Yani o gelen hidayete, gelen nebilere, gelen resullere inanmaz, yalanlar ve onları inkar ederse onlar ateşin altındadırlar ve orada süresiz kalacaklardır. Birisi İnanan, iman eden, salih amel işleyenler cennette süresiz kalacak. İnkar eden ve zulmedenler de cehennemde süresiz kalacaklar. Evet. Şimdi ben burada Hatice Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Hatice Hanım, bu ayetin başında diyor ki Allah, inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar
Yani demek ki bir Allah'ın ayetlerini yalanlamayanlar var, bir de yalanlayanlar var. Bu yalanlayanlar ateşin halkıdırlar ve orada süresiz kalacaklardır. Şimdi bizim ülkemizde kime sorsan çok kahre ekseriyeti Allah'ın ayeti yalandır demiyor. Hele hele ülkenin yönetimine talip olanlar. Onlar hiç demiyor alenen. Tek tük aralarında böyle şey var ama peki kim bu Allah'ın ayetini yalanlamak nasıl oluyor yani? Şimdi ben Allah'ın ayetleri doğrudur dersem ben yalanlamamış mı oluyorum? Hatice Hanım müsait değil herhalde. Ya da telefonunun şeyi mikrofonu açılmıyor. O zaman Ali'ye soralım. Ali sen ne düşünüyorsun bu konuda Allah'ın ayetlerini yalanlayanlarla alakalı? Ali Baba'ya soralım. Bilmiyorum o müsait mi? Abi şu an pek müsait değilim. Çalışıyorum. Anladım. Peki. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Bence Yüzüm var. Bence yani özellikle söylersek Allah'ın Rabbini kabul etmeyerek yalanlamış oluruz. Yani dediğin gibi abi yani hani ben yüzeysel olarak Allah'ı inkar etmiyorum, Allah yoktur demiyorum. Beni o yarattı. Evet. Buraya kadar tamam. Ama yaratılıştan sonraki kuralları kabul etmemek, Allah'ın Rabbini kabul etmemek bence yalanlamak bu. Evet. Yani Allah'ın ayetlerine ben inandım, iman ettim, okudum, üfledim, duvara astım. Fakat ben sosyal hayatımda, ekonomimde, siyasetimde, anayasamda uyguladığım şeylerde başka ilkeler, başka kurallara uyarım dediğimiz zaman biz yine Allah'ın ayetlerini yalanlamış oluyoruz. Veya onun doğruluğunu dilimizle ikrar etmemize rağmen uygulamadığımız zaman da Allah'ın ayetlerini biz yalanlamış oluyoruz. Gerçekten doğruluğuna inansaydık bunları kendi hayatımızda uygulamış olurduk. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini yalanlamak Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürmemekle eşdeğer. Veya Allah'ın bizden istediği dünyayı kurmamakla eşdeğer. Bugün kahır ekseriyeti insanların işte demokrasiye inanmış, laikliğe inanmış, paranın zevkin lüksün içine gömülmüş. Böyle bir hayatı ara sıra Kur'an okursa veya işte mevlid dinlerse veya namaz kılarsa Kur'an'ı yalanlamadığına inanıyor. Kur'an'ı tasdik ettiğine inanıyor. Ama Kur'an'a göre bu geçerli bir şey değil. Çünkü az önce Cemal'in dediği gibi Allah'ın Rabbini kabul etmemiş oluyoruz biz. Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve ahdime bağlı kalın. Ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Şimdi ey İsrailoğulları, hani İsrailoğullarını Hazreti Musa Firavun'la mücadele ederken İsrailoğullarını benimle gönder diyordu. Yani inananları benimle gönder, inanmasına engel olma demişti. Hani Musa'nın Tur'un sağ yanında bir ağaçtan ona seslendik diyordu. İşte dağı bir gölge yaptık. Yani o Tur Dağı'nı İsrailoğullarına bir gölge yaptık. Bir ayette de şöyle diyordu. Yani onlar gölge yaptık. Orada onları üstün kıldık. Nimetimi hatırlayın, ahdime bağlı kalın dedik. Ki ben de ahdime bağlı kalayım. Ahdi neydi Allah'ın? Kesinlikle ahiret aleminde dünya hayatında Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket edenlere ebedi cennet vaat ediyor. Ahdi buydu. İsrailoğullarının ahdi de neydi? Allah'ın koyduğu kurallara uyacağız demekti. İşte dağı onlara yükselttik ifadesini kullanırken, onları üstün kıldık derken ilahi mesajla özdeşleşip Allah'ın koyduğu kurallara göre helalini helal, haramını haram saymalarından dolayıydı. İşte
altındaki ayette bunun şeyini anlatıyor. Detayını anlatıyor. Evet. Hakkı batıl ile örtmeyin. Şey hocam 41. ayette. Ha, oraya geldik. Yanınızda olanı Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğime Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimize az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Bak yanınızda olan Tevrat'ı, bu yanınızda olan Tevrat'ı derken Hazreti Musa'ya vahiy orijini gelen Tevrat'ı doğrulayan, yoksa bugünkü İznik Konsülü'nde eski ahit, yeni ahit diye milattan sonra 325 yıllarında kendi elleriyle yazdıkları Tevrat ve İncil değil. Bunu bilmek gerekiyor. İndirildiğinde doğrulayıcı olarak indirildiğine iman edin. Yani Kur'an Tevrat'ı doğruluyor. Tevrat Muhammed'i müjdeliyor. Tevrat'ta. İşte bunlara iman edin. Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Yani ehli kitap ne diyordu? Biz bize indirilenlere iman ederiz. Kesinlikle bize indirilenin dışındakilere iman etmiyor diyorlardı. Ve onlar da kendilerine göre zan ve tahminle bir şeyler söylüyorlardı. İşte ehli kitap diye bahsettiği Allah'ın Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirilen vahiy orijinli dine inananlar değil, ehli kitap diye bahsettiği Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirilen vahiy orijinli dini bozup zan ve tahminle Allah adına din uyduranlara Kur'an ehli kitap diyordu. Bunu kesinlikle bilmek gerekiyor. Ve ayetlerimize az bir değer karşılığında değişmeyin. Nedir az bir değer? Yani dünyayı tabulamak için, dünya için ahiretinizi satmayın diyor. Yani dünya kısa bir an, ona az bir değer diyor dünyaya. Siz ahireti unutmayın dünya için. Ve yalnızca benden korkun. Yani insanlardan, efendim, Allah'ın dışındakilerden değil, benden korkun. Çünkü sizi yaratan benim, sizin veliniz benim, sizi mükafatlandıracak ve ceza verecek de benim. O zaman benden korkun diyor. Ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin cümlesi. Belki bunun üzerinde bir daha düşünmemiz gerekiyor. Eyüp hocam, ne demek bu? Ayetlere az bir değer karşılığı değişmeyin. Kim değişiyor? Sen hiç değiştin mi? Ben sana ayet vereyim, sen bana şunu ver. Böyle alışveriş yaptın mı ayetle? Eyüp Başer herhalde müsait değil şu an. Ben bir şey söyleyeyim belki Tevfik abi. Hani kim Allah'a borç verecek diyordu ya Allah. Evet. Allah'a verilecek olan borç karşılığı bir değer, yani çok büyük bir değerden bahsediyor Allah. Bunu bir başkasından, bir başka kişiyi Rab edinerek onunla değişmekten, onunla borç almayı ise değersiz olarak görüyor Allah. Dolayısıyla aslında böyle bir ifade var. Başka bir şeyi, bir ayeti çok küçük bir şeyle değiştirmek demek, başka bir şeyi Rab edinmek demek aslında. Başka bir şeyi ilah edinmek demek. Aslında şirk koşmak demek. Dolayısıyla Allah bunu aslında lanetliyor. Yani bu şöyle anlaşılabiliyor sanki bu ayetten bakınca. Ya çok az değerle satan, en azından değeri var gibi anlaşılıyor ama bu değer Allah'ın nezdinde değersizlik, şirkle eşdeğer bir değersizlik bence. Ben öyle gibi görüyorum. Borç verecekse Allah'a verecek borç. Böyle diye düşünüyorum şahsen. Eyvallah. Yani biz yaptığımız herhangi bir işlemde, eylemde bize cenneti kazandıracak eylemler yapmamız gerekiyor. Bu tür eylemler genellikle çok fazla dünya malı, dünya menfaati getirmiyor. Ama bize cenneti kazandırıp kazandırmayacağını
bir kenara bırakarak yaptığımız eylemlerde, haram helal düşünmeden yaptığımız eylemlerde dünyevi olarak menfaatler elde edebiliyoruz. Bu durumda ne yapmış oluyoruz? Yani Allah'ın ayetlerini, onun yapma dediğini, uy dediğini az bir değer karşılığında, yani dünya menfaatleri karşılığında değişmiş oluyoruz. Ve yalnızca benden korkun. Demek ki böyle bir şey yaptığımız zaman Allah'tan korkmuyoruz. Ki Allah bunu burada hatırlatıyor bize. Peki, 42. Efik abi, Araf suresi peygamberlerden bahsederken peygamberlerin her birinin ortak noktası bizi size vahyetmiş olduğunuz bu ayetlerin karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyoruz. Ücretimiz tamamen Allah'a aittir. Yani bugün her Resul Kur'an-ı Kerim'i anlamış ve tebliğ eden insanlar da bu Allah'ın dinini, Resulcülüğünü yaparken kesinlikle para karşılığında yapmaması gerektiğini, etraf topladığı zaman tribüner olmaması gerektiğini, Allah yolunda mücadele edip tamamıyla mücadelesinin karşılığını, kendisini ifade ettiğiniz gibi cennet olarak karşılığını görmek, tamamıyla Allah'tan görme ümidi içerisinde olmak diye düşünüyorum. Eyvallah. Yani bu ayet aslında bizi müthiş bir şekilde uyarıyor. Ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin. Yani peki biz bunu nerede yapacağız? Hocam bir de bunun anlamı bir de şu olamaz mı? Zan ve tahminle uydurdukları şeyleri bu dindendir deyip halka mal şey veyahut bir şey karşılığında bunları adamın çıkarına fetva verip şey edip verdiği şeyi satmak yani. Tabii ki Mustafa abi bu ayetin kapsamına hayatta yapılan her şey giriyor. Yani bunu işte İslam dini satarak yapanlar da var. Heykel satıcıların veya üfürükçülerin yaptığı şeyler işte. Dinden bunlar aslında üfürükçülerin yaptığı aslında devede kulak. Yani asıl işin büyük tarafı yasal düzenlemeleri yapanlar, efendim hukuku uygulayanlar, ekonomik düzenlemeleri yapanlar, asıl işin can alıcı tarafı orada yani. Orada az bir değer karşılığında ayetlerimizi değişin. Yani şimdi bugün git meclise de ki Allah'ın ayetlerine uygun bir anayasa olsun de ne yaparlar? Mahvederler seni. Elleriyle, ayaklarıyla, dilleriyle her türlü mukavemet sana gösteren kafayı mı yedin derler yani. Neyin karşılığında bunu yapıyorlar? Biz filançının arkasından gideriz. Filançının ilkelerinden gideriz. Biz sildiririz. Biz şuyuz, biz demokratiz. İşte 50 türlü bahaneler getirirler. İtibar karşılığında, makam mevki karşılığında yapıyor bunları. Tabii yani dünya menfaatleri uğruna ahireti, yani cenneti değişiyorlar bu insanlar. Bu iş. Bu ayetin bugün en büyük muhatabı Müslüman siyasetçilerdir. Müslüman din önderleridir. Bu ayetin bence bugünkü diğerler zaten belli. Adam açık açık küfrünü inkar ediyor. İddia ediyor, söylüyor. Onun için Müslümanlar ve bugün en büyük muhataptır. Siyasetçiler ve din önderliği yapan Diyanet başta olmak üzere, siyasetçiler hani başta olmak üzere alnı secdeye hani giden Müslümanlar. Ben öyle görüyorum. Evet. Yani biz de tabii ferdi bazda ayetin muhatabıyız. Nasıl muhatabıyız? İşte yaşadığın sosyal hayatta herhangi vahye uymayan bir şey komşunun hatırına, çocuğunun hatırına veya kendi menfaatin için susuyorsun, sessiz kalıyorsun, bir şey yapmıyorsun, tepki vermiyorsun veya o günahı bile içtiğe işliyorsun. Bu tarz şeyler de oluyor yani. İşte bu ayet bizi burada uyarıyor. Ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin. Bak mesela şimdi bu İslam ülkelerinde dini anlamaya doğru gidenler daha önce düzgün giderken bir bakıyorsun 180 derece dönüş yapmış. Ben de hep kuşkulanıyorum. Yani bakıyorum ki
o Yahudiler, Hristiyanlar bunlara öyle okkalı, öyle bol miktarda para yağdırıyorlar ya, işte bunlardan namazı kaldıracaksınız, size şu kadar para. Bunlardan orucu kaldıracaksınız, bunlardan şu konuda şöyle ayetlerden yorum yapacaksınız. Ya ayetler apaçık olduğu halde onlar ayetlerin müteşabih olanlarına, yani olmadık yorumları yapıp insanları kandırıyorlar diyor. İşte iblisin sağından, solundan, önünden, arkasından yaklaşıp insanları saptırması bu değil mi? Bir bakıyorsun şu anda içkiyle insanları saptırıyorlar. Fuhuşla insanları saptırıyorlar, efendim demokrasiyle insanları saptırıyorlar, laiklikle insanı saptırıyorlar. Laik olun diyor ya, laiklik dinle devletin işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Oysa Allah devletin dininin Allah'ın istediği şekilde uygulayan bir toplum olması, toplum inşa etmesi için peygamberleri mücadeleye davet ediyor. Tabii ki yani yok, şu anda Müslümanlar yani Müslümanlar güç ve kuvvet haline gelmezse sürekli zalimler tarafından ezilir ve çocuğu ne varsa hepsi küfür halinde yollarına devam ederler. Çünkü korkarlar. İşte hani Hazreti Musa, Allah'ım sen bu Firavun ve taraftarlarına gücü verdiğin zaman verirken iman etmiş kullarını helak etmek için mi bunu yapıyorsun diyor. Yani siz güçlü olmazsanız inkar edenler sizi kendi dinlerine çevirir. Ashab-ı Kehf'te gördük bunu. Hakkı batıl ile örtmeyin ve karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin. Kaldı ki siz gerçeği biliyorsunuz. Hocam isterse dersimizi burada noktalayalım. Çünkü aşağı yukarı tam 48 dakika oldu. Yarın 42'den devam edelim. Siz bilirsiniz arkadaşlar değişik konularda. Üzerine biraz daha konuşalım. Şimdi burada diyor ki Tevrat'ı doğru, yanınızda olanı doğrulayıcı. Yani demek ki Kur'an kendinden önceki kitabı tasdik eden bir kitap. Ama Allah diyor ki buna iman edin diyor. Sizin yanınızdakini doğrulayana iman edin. Şimdi bunlar ne yapıyor? Kur'an orijinal Tevrat'ı doğrulasa bile bunlar Kur'an'a iman etmiyorlar. Yani ne Hristiyanlar ne de Yahudiler. Bunu inkar edenlerin buradan anlıyoruz yani. İlki siz olmayın. Ve ayetlerimizi az bir diğer karşılığında değişmeyin. Demek ki Kur'an'ı tasdik etmemek, Allah'ın ayetlerini az bir diğer karşılığında değiştirmek ve yalnızca benden korkun. Allah'tan korkmadıkları buradan ortaya çıkıyor. Niçin? Allah'ın gönderdiği kitabı tasdik etmiyorlar. Dolayısıyla buradan da görüyoruz ki bu zümre, yani Tevrat'a iman ediyoruz diye ortaya çıkan, kendilerine Yahudi diyen bu zümre Allah'a kulluk etmiyorlar. Allah'tan korkmuyorlar. Buradan bu da aynı zamanda ortaya çıkıyor. Yani, şimdi şunu anlamak gerekiyor. Nerede Tevrat, nerede İncil, nerede Zebur? Yok. Neden yok onlar? Bak bunu bilmek gerekiyor. Yani insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa peygamberlerin getirdiği dinin adı İslam, teslim olanların adı da Müslümandır. Her peygamber kitapla gelmişlerdir toplumun karşısına. Kitap derken ellerinde yazılı, efendim matbaalarda basılmış kitap anlamında değil, vahyi bilgi anlamında. İşte ne zaman ki bu teknolojide yazı, kağıtlar üretildi, kalemler ortaya çıktı, Allah'tan gelen vahyi bilgiler deriler ve kağıtlar üzerine yazıldı, bir taraftan da ezberlendi, İşte o zaman peygamberlik hayatı sona eriyor. Daha önce neye devam ediyordu? İşte peygamberlik silsilesiyle bu doğru yolu Allah aktarıyordu. İşte biz bir ayeti neshettiğimiz zaman ya bir benzerini ya da daha güzelini meydana getiririz. İşte Allah
peygamberlik ayetini nesediyor? Yerine Kur'an ayetini, vahiy bilgilerin toplandığı ayeti getiriyor. Ve artık bu ayet, bu Kur'an insanlığın yok oluşuna kadar korunmuş olarak devam edecek. Çünkü korunma iki kanalla geliyor. Birisi yazılıp belgeleme, şu anda kitaplar halinde, ortada, dünyada onların dediklerine bak, vay hareketsiz olacaktı, bilmem şu kıraatta olacaktı, bu kıraatta değil. Kur'an'ın kendi sistemi içerisinde harekeli hareketsiz, mesele olan çelişkisiz bir anlayışı yakalamaktır. Yani